Merhaba değerli izleyiciler. Doğruluk ve yalan yahut yalancılık aydınlık ve karanlık kadar birbirine zıt. Doğruluk ve yalan yahut yalancılık doğu ile batı arasındaki kadar geniş mesafe. Doğruluk ile yalan ya da yalancılık beyaz ile siyah kadar birbirine zıt ve aykırı. İmanın esası doğruluktur. Küfrün temeli yalandır. Esassızlıktır. Niye benzer bu? Bir kitabı elimize alıyoruz ve diyoruz ki bu kitabın yazarı yok. Büyük bir yalan değil midir bu? Kainata bakıyoruz muhteşem güzelliğe ve haşa birisi diyor ki haşa ilhakkerane bir tavır sergileyerek bu külliyen yalandır. En büyük yalandır. İmanın esası doğruluktur. Küfrün, inkarın esası örtmektir, kapatmaktır ve yalandır. Şimdi yalan deyince daha çok biz ahlaki bir prensip olarak insanlar arasındaki ilişkiler açısından bunun büyük bir olumsuzluk taşıdığını düşünüyoruz. Evet, büyük bir ahlaki zaaftır yalan. Bunun zıttı olan doğruluk büyük bir ahlaki erdemdir. İslam ahlakının temeli doğruluktur. İslamiliğin temeli yalandır ve yalancılıktır. Fakat aynı zamanda yalan üzerinden konuşursak eğer esası itikadi alana aynı zamanda gidiyor. Yani doğruluğun ve yalanın yahut yalancılığın itikadi yönü var. İşte bu itikadi yönünden, inanç yönünden bir boyut olarak yalanın ilahi kudrete bir iftira olduğuna uzaktan işaret edelim diye düşündüm. Yalan Allah'ın kudretine iftiradır. Niçin? Çünkü her vaka, her olay, her nesne, gerçekleşen her hadise çapı, büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın kudretinin taallukuyladır. İlahi kudret taalluk etmeden tecelli etmeden hiçbir şey gerçekleşmez. Yalan ise hilaf-ı hakikat olduğu için ilahi kudrete bir bühtan, bir iftira niteliği taşıyor. Mesela bir yere gidiyorsunuz yahut bir yere gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Kudretin tecellisiyle. Allah bize imkan verdiği için gidiyoruz. Sonra gitmedin diyoruz. Ve bizim gitmemizi sağlayan ilahi kudretin tecellisini örtüyoruz ve iftira ediyoruz. Bir şey alıyoruz, almadım diyoruz. Diyelim ki yalan söylüyoruz, Allah muhafaza olsun. Bu ne manaya gelir? Alma işlemi tamamıyla ilahi kudretin tecellisidir. Her şey ilahi kudretin tecellisi ve taallukuyla ya. Öyleyse biz eğer aldığımız bir şeyi almadım dersek ilahi kudrete iftirada bulunmuş oluruz. Ve bir şeyi tutuyoruz, bir şeyi yapıyoruz, bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Her neyse bunların hepsi ilahi kudretin tecellisiyledir. Bunun aksini söylediğimiz zaman Allah'a iftira etmiş oluyoruz. Hani hayır, senin kudretin tecelli etmedi demiş oluyoruz. Haşa. Bundan daha büyük bir itikadi problem olabilir mi? Bu yüzden yalan söz konusu olduğundan bunun insanlar arası ilişkilerde çok büyük sıkıntılara yol açtığı, büyük bir ahlak zaaf teşkil ettiği düşünülmeli ama aynı zamanda bunun Allah'ın kudretine bir iftira niteliği taşıdığı akla gelmeli ve şiddetle uzaklaşılmalıdır. Mümin her yönüyle, her işiyle doğru olan, doğru olmaya çalışan bir insandır. Özüyle, sözüyle, içiyle, dışıyla, işiyle, aşıyla,
Doğru olan, doğru yoldan giden, doğruluktan taviz vermeyen bir insandır ya da bir insan olmalıdır. İman bize bunu tembih eder. Yalan ise, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, en büyük ahlak zaaftır, en büyük itikadi problemdir ve insanı cehenneme yuvarlar. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam çok etkileyici bir hadis-i şerifi var. Bu vesileyle sık sık hatırlanması gereken. Onu bir kez daha hatırlayalım. Şöyle buyuruyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik cennete götürür. Kişi doğruluk konusunda hassasiyet göstere göstere nihayet Allah'ın nezdinde doğru olarak, doğrulardan olarak, sadık olarak yazılır. Bunun zıttı olan yalan yahut yalancılık insanı kötülüğe götürür. Kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyledikçe, yalana devam ettikçe, neuzübillah, Allah katında yalancı olarak yazılır. Yalancılardan olarak yazılır. Onun için aleyhimize de olsa doğruluktan asla taviz vermemek lazım. Gerçek neyse onu dillendirmek lazım. Sıdk hayatımıza hakim olması lazım. Sıdkın ve doğruluğun zıttı olan yalanın gölgesinin bile bize yaklaşmaması lazım. Eğer bir şekilde Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, ayağımız kaymışsa hemen istiğfar etmemiz lazım. Hemen gerçeği paylaşmamız lazım. Evet, her doğruyu söylemeyebiliriz. Ama söylediğimiz mutlaka doğru olur. Hiçbir şekilde yalana başvurmamalıyız. Dediğim gibi aleyhimize de olsa, zarar da görsek yalan bizim yanımıza yaklaşmamalı. Biz de yalanın yanına yaklaşmamalıyız. Aksi halde küçük kaybımız ne olursa olsun büyük kayba girenlerden, hasarete düşenlerden olur. Cenab-ı Hak bizi daima doğruluğu esas alan ve katında da sadık, doğru olarak yazdıklarından eylesin. Cenab-ı Hak bizi yalandan, yalancılıktan daima muhafaza buyursun ve katında yalancı olarak yazılmaktan da muhafaza eylesin.